Bir Halk Ozanı'nın Hayat Hikayesi. Neşet Ertaş. 1938 yılında Kırşehir'in Çiçek Dağı ilçesine bağlı Tırtıllar Köyü'nde doğdu. 7 kardeşi olan Neşet Ertaş, ailenin ikinci çocuğudur. 5-6 yaşlarında bağlama ve keman çalmaya başladı. Babası Muharrem Ertaş'la birlikte gittikleri düğünlerde babasına kemanla eşlik etti. Ve geçimlerini bu şekilde kazandılar. 8 yıl Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Keskin, Yerköy, Kayseri, Yozgat ve köylerini gezdiler. Bu yüzden okula gidemedi. 14 yaşında çalışmak için İstanbul'a geldi. Şençalar Plak adlı bir müzik şirketine gitti. Şirketin sahibi olan Kadri Şençalar, Neşet Ertaş'ı dinledi ve çok beğendi. Neden Garip Garip Ötersin Bülbül adlı ilk plağı 1957 yılında Şençalar Plak tarafından piyasaya çıkarıldı. Bu arada Beyoğlu'nda bir gazinoda sahneye çıktı. 2 yıl İstanbul'da çalıştı. Sonra Ankara'ya geldi ve sahne hayatına burada devam etti. Ankara'da çaldığı gazinoda Leyla isminde bir kızla tanıştı ve hemen evlendi. İki kız, bir erkek çocukları oldu. Neşet Ertaş bu arada askere gitti. 1962'de İzmir Narlıdere'de askerliğini yaptı. Plak üzerine plak yapan Neşet Ertaş konserleriyle de birçok şehri 6-7 defa gezdi. Beste ve plaklarıyla çok meşhur oldu. 1978 yılında parmakları felç oldu. Müzisyenlikten başka bir mesleğine olmadığı için işsiz kaldı. Tedavi olacak parayı bulamadı. Çareyi 1979'da Almanya'da bulunan kardeşinin yanına gitmekte buldu. Tedavisini orada yaptırdı. 3 çocuğunu da yanına aldırdı. Mesleğine Almanya'da devam etti. Türklerin bulunduğu yerlerde gazino ve düğün salonlarında çalıp söylemeye başladı. Sonraki yıllarda Türk halk müziğini yeniden keşfedilmesiyle Neşet Ertaş da öne çıktı. Bayram Bilge Tokel'in bir yazısında Muzaffer Sarısözen'in tabiriyle bir zamanlar sadece ve sadece Kırşehirli mahalli sanatçı olarak bilinen Neşet Ertaş'ı binlerce hatta milyonlarca saz çalıp türkü söyleyen diğerlerinden ayıran nedir? Onun sazımın ve sesimin insanı büyüleyen sırrı nereden gelmektedir? Neredeyse yarım asra varan bir süreden beri gerçek anlamda gönül telimizi titreten, ruhumuzu ürperten bu esrarlı sesin, sazın ve yorumun arka planında neler ve kimler vardır? Sazı gümbür gümbür ses veren, adeta davula eşlik edercesine sazın göğsünde pençesiyle sesler çıkaran, hep samimi ve kendi halinde yüreğinin acılarını ve kendi iç gurbetlerini seslendiren, hiçbir medyatik tutumu olmayan, kalabalıklardan ve şöhretten adeta köşe bucak kaçarak pek ortalıklarda görünmeyen, mezhep, parti ve etnik kitlim çağrılmasına prim vermeyen, sazından, sözünden ve sesinden gayrı hiçbir şeyden medet ummayan bu garip insanı tanımak, tanımlamak da gerçekten zor. Ayaklarının altındaki toprağın renginden, kokusundan haberdar olan, bastıkları yeri az çok tanıyan, yürekleri hep türkülerle birlikte atanlar için Neşet Ertaş, belki de tam bir yaşayan efsane. Meçhul, uzak, esatiri ve sırlarla dolu. Neşet Ertaş'ın bir iki cümlede özetlenebilecek resmi biyografisi bize belki sadece ipuçları verebilir. Onun 1938 yılında Kırtıllar Köyü'nde döneden doğma Muharrem Ertaş'ın oğlu olduğunu, Kırşehir, Yozgat ve Keskin'in çeşitli köylerinden gelen çocukluk ile ilk gençlik yılların ardından 15 yaşında çıktığı gurbet hayatının hala devam etmekte olduğunu bilmenin fazla bir anlamı olmayabilir. Neşet Ertaş'ı tanımak, onun asıl ruh ve gönül macerasını bilmeyi gerektirir ki burada hemen karşımıza Neşet Ertaş'la en rafine uslubuna kavuşan Orta Doğu Abdal Müziği geleneğinin gelmiş geçmiş en büyük üstadlarının olan babası Muharrem Ertaş karşımıza çıkar. İşte Neşet Ertaş, babası Muharrem Usta ile adeta Anadolu'daki en olgun seviyesine erişen bu Türkmen Abdal Müzik birikiminin yeni bir yorumcusudur. Yoğun yöresel özellikleri ve baskın mahallilik unsurlarıyla donanmış bu müziği yörenin dışına çıkarmış, ülke genelinde ve hatta yurt dışında bilinmesini ve tanınmasını sağlamıştır. 1960'lardan itibaren binlerce yıllık sazımız bağlama ile birlikte anılan sadece geniş halk kesimlerinde değil, ciddi musiki çevrelerin ve gerçek türkü dostlarının da gündeminden hiç düşmeyen Neşet Ertaş'ı farklı bir bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Çünkü o aslında bir anlamda tam bir yöre sanatçısı olmasına rağmen yaygın şöhreti ve söylediği türkülerin popülaritesiyle ülke genelinde tanınan biri olarak hem babası Muharrem Ertaş'tan hem de
Bu geleneğin diğer usta isimleri olan Hacı Taşan ve Çekiç Ali'den de ayrılır. Bir başka söyleşle onun sanatı için başta Muharrem Usta olmak üzere Hacı Taşan, Çekiç Ali ve Abdal Türkmen müziği geleneğinin çeşitli yörelerinde farklı tavır ve usluplarla karşımıza çıkan diğer ustaları da dahil olmak üzere hepsinin üst seviyede bir sentezi ve esrarlı bileşkesi denilebilir. Neşet Ertaş'ın sanatı hayatıyla o kadar iç içedir ki çalıp çığırdığı türkü ve bozlakları da bütün bir hayat hikayesinde bulmak mümkün olduğu gibi hayatında yakından baktığımızda o içli türkülerin, acılı bozlakların nerelerde, nasıl olduğunun ipuçlarını elde ederiz hemen. Onun yokluk, yoksulluk ve acılarla dolu hayatım, garip mahlasıyla yazdığı koşma tarzında usta işi şiirlerle anlattığı Ozan Yöyünü'nü yıllarca kimse fark etmedi bile. Babasından tevarüs ettiği geleneksel ve anonim türkülerin, bozlakların dışında sözleri kendisine ait türküler, bozlaklar da söylendiğinde fark etmeden olmalıydı yıllarınca. Sözü ve müziğiyle anonim türkülerdeki erişilmez sadeliği ve estetik seviyeyi yakalayan sayısız türkünün bozlağın altına attığı mütevazi imzasını kimselere söylemedi bile. Neşet Ertaş, o büyük yaratıcı yeteneğiyle okuduğu her eseri yeni baştan öyle bir yorumlar, ona öyle bir ruh ve hava verir ki, adeta yeni bir besteyle karşı karşıya olduğunuzu dahi sanabilirsiniz. Bu yorumu, yeteneği, kültürü ve birikimi oldukça sınırlı, sığ ve sıradan sanatçıların yorum adına yaptıkları dejenerasyon ile karıştırmamak gerekir. Çünkü Neşet Ertaş, kendisine ait olmayan bir türküyü bile öyle bir okur ve yorumlar ki, o türkü, o şekliyle yıllar öncesine ait bir Neşet Ertaş türküsü gibidir artık. Olağanüstü denilebilecek yeteneği, geleneğe hakimiyeti, gelenekten kopmadan yeniye bağlılığı, yeni zamanların modern zevk ve eğilimlerini gözeten diri ve uyanık tecessüsü ile Neşet Ertaş hep gündemde kalmış bir sanatçıdır. O, ismi bağlamayla özdeşleşmiş ve adeta bu dünyadaki türkü söylemek için gelmiş ve gerçek bir türkü ustası. Türküyü, bağlamayı, bağlamayı da Türkiye'ye bu kadar yakınlaştıran ve yaklaştıran, adeta birbirleriyle içinde kendisiyle birlikte eritip yok eden İkinci bir sanatçı bulmak öyle sanıldığı kadar kolay olmasa gerek. Neşet Ertaş'ın sanatı, müziğin özünü, ruhunu kavrayan birinin hiçbir yapmacıklığa tevessül etmeden olduğu gibi kendini, kendi özünü ve hissettiklerini saza ve söze dökmesidir. 26 Nisan 2011 tarihinde Neşet Usta'ya doktora verildi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosu'nun 35. senatörü Neşet Ertaş'a oy birliğiyle Fahri Doktor ünvanı verilmesini kararlaştırdı. Kararın ardından Anadolu halk kültüründen efsane ismi Neşet Ertaş'a İstanbul Ticaret Üniversitesi Ayaz Ağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde Fahri Doktora ünvanı verildi. Törende konuşan İTÜ Rektörü Profesör Doktor Muhammed Şahin, bir neslin Neşet Ertaş'ın türküleriyle büyüdüğünü söyledi. Ertaş'ın Türk müziğinin önemli sanatçılarından olduğunu belirten Şahin, türkülerinde sevgiyi, saygıyı, kardeşliği ve barışı anlatmıştır. Kendisine has bir üslupla ölümsüz eserler ortaya koymuştur. Bugün bağlama icracılarının büyük çoğunluğu ondan esinlenmiştir. Neşet Ertaş'a sanat yaşamı boyunca çeşitli kurum ve kuruluşlardan çeşitli ünvanlar verilmiştir. Türk müzik değerini dünyaya duyurduğu için biz de İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak kendine doktora ünvanı veriyoruz dedi. Konuşmanın ardından Ertaş doktora cübbesini giydi. Rektör Şahin sanatçı Ertaş'a doktora ünvanını takdim etti. Böyle bir ünvanı beklemediğini söyleyen Ertaş, hiç okula gitmemiştim ben. Mektebe gitmemiş olmama rağmen bu ilim yuvası bu ünvanı veriyor. Sayın hocam, önünde saygıyla eğiliyor, teşekkür ediyorum ifadesini kullandı. Konser vermesi istenmesinin üzerine Ertaş, cübbeyle saz çalamam ki diyerek salondakileri güldürdü. Törenin ardından Ertaş salondakilere minik bir konser verdi. Bozkır'ın tezenesinin gönlü kırık gitti. Hakları korunsaydı eğer günümüz Amerikan süperstarı Elvis Presley kadar kazanırdı. 1950'li yılların sonunda ilk planı çıkaran ve bugüne kadar 30'dan fazla albüme imza atan Neşet Ertaş hak ettiği telif parasını kazanamadan vefat etti. Ertaş'ın ABD'de yaşıyor olsaydı Paul McCartney ya da Elvis Presley gibi yılda ortalama 30 milyon dolar kazanabileceğine işaret eden müzik adamları, ünlü Ozan'ın telif haklarının yıldızlığının kurbanı olduğunu savundu.
bin yıllık Anadolu kültüründe ve türkülerinde, bozlaklarında can veren Neşet Ertaş'a bu ölümü sanatçılar Türkiye'de hak ettikleri telifleri alabiliyor mu tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Ünlü türkücü Arif Sağ'ın önceki gün katıldığı bir televizyon programında Neşet Ertaş devletten alacaktı gitti. Çünkü devlet telif haklarıyla sanatçısını korumadı. Açıklamasının ardından merhum sanatçının hayatı boyunca yaptığı telif haklarından mahrum kaldığı ortaya çıktı. Müzik Yapımcıları Birliği, MÜYAP'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Forta ve Ertaş'ın yapımcısı Hasan Saltık da telif hakları konusunda daha sıkı uygulamalara geçilmesi gerektiğine işaret etti. Sahte kasetleri satıldı. Saltık ile Ertaş'ın bir telif haklarını almak için Almanya'ya gidip oğlu Hüseyin Ertaş'ın kapısını çaldıklarını anlattı. Saltık şu bilgileri verdi. 1990'lı yılların sonunda Almanya'ya oğlunun yanına gittik. Neşet Bey ile orada tanıştık. Kendisine şarkıların adı hakları dışında satılan da telif vereceğimizi söylediğimizde çok şaşırmıştı. Türkiye'den Almanya'ya kasetlerim geliyor. Bunlardan haberim yok. Nasıl oluyor diye sordu. O, Almanya'dayken bazı şirketler korsan olarak albümlerini yayınlıyordu. Halbuki 1980-1990 yılları arasında çıkan yasal kaseti çok azdı. Bizden yardım isteyince avukat tuttuk. Kasetleri incelettiğimizde çoğunun sahte evrak düzenlenerek basıldığını tespit ettik. O dönemde de telif hakları olmadığı için çok büyük zarara uğradı. Ancak Neşet Bey kimsenin hapse girmesini istemedi ve sadece tazminat talep ettik. Kazandığı parayla da kendisine gecekondu satın aldı. 70 bin lira ceza kesildi. Tedavi için ağabeyinin yanına Almanya'ya giden, 23 yıl boyunca orada kurduğu Neşet Ertaş orkestrasıyla gurbetçi düğünlerde çalarak geçimini sağlayan Ertaş'ın 2000'li yılı başında Türkiye'ye döndüğünü anlatan Hasal Saltık şunları söyledi. Açık hava konserlerinde çok büyük bir ilgiyle karşılaşınca şaşırdı. Ancak onu son dönemde en çok üzen şey Aşık Ali İzzet'e ait olan Mühür Gözlüm şarkısını izinsiz kullandı diye İzzet'in torunları tarafından açılan dava oldu. O dönemin İzzet'in bestelemesi için Ertaş'a getirdiği şarkı daha sonra Ertaş'ın sesinden meşhur oldu. Davayı biz kaybettik. 40 yıl önceki bir olay için açılan bu dava Ertaş'ı çok üzdü. Karar çıktı. Neşet Ertaş'a 70 bin lira ceza kesildi. Onu da biz ödeyeceğiz dedi. Neşet Ertaş'ın son şiiri. Halk ozanı Neşet Ertaş'ın vefat etmeden bir ay önce yazdığı son şiiri vedada ölümünü yazmış. Ertaş'ın son şiiri tükendi ömrümün çoğu gidiyor. Cahil ömrüm geldi geçti yel gibi mısralarıyla başlıyor. İşte büyük ustanın kaleme aldığı son şiiri veda. Tükendi ömrümün çoğu gidiyor. Cahil ömrüm geldi geçti yel gibi. Sevdiğim uzaktan seyrediyor. Beni görüp bakınıyor el gibi. Geçti günler, yıllar, ömürse doldu. Giden gitti, bilmem geri ne kaldı. Ömrümün baharı sarardı soldu. Yandı kaldı garip bağrım çöl gibi. Veren geri almak için gözlüyor. Her an, her saniye beni izliyor. Garip bağrım için için sızlıyor. Sazımda inleyen sırma tel gibi. Uzun yoldan gelmiş gibi yorgunum. Ne kimseye küskün ne de dargınım. Bir ahı gözlüğe candan vurgunum. Garip gönlüm kapısında kul gibi. Neşet Ertaş.